ediyorlar dediniz. Şimdi çok önemli bir noktaya geldi sohbetimiz. Almanya'nın Cumhurbaşkanı 16 Eylül'de daha 3 ay önce Süleymancıların merkezini, ismini de söyleyelim, İslam Kültür Evet. Merkezleri Birliği'ni ziyaret etti. Bu arada biz onu Aydınlık'ta yazmıştık. Belki onu hatırlatabiliriz. Anıl arkadaşımdan rica edeyim. Şimdi orada konuşmasında diyor ki Almanya'nın Cumhurbaşkanı bir defa Süleymancıları öve öve bitiremiyor. Bu mesela siz örgütte 40 yıl bulunmuş bir kişisiniz. Daha önce Alman devletinde Cumhurbaşkanı ya da Başbakan Süleymancıların merkezini ziyaret etmiş miydi? Direkt kendisi etmedi de bundan sistemi şöyle ben neden ettiğini söyleyeyim size. Neden ettiğini söyleyeyim. Biraz da 16 Eylül, niye 16 Eylül biliyor musunuz? Maksus bunlar taktik. 16 Eylül Süleyman Efendi'nin ölüm günü. Ölüm günü. Bunu maksus ayarlar bunlar. Bunun sistemi şöyle. Bulunduğumuz bölgede belediye başkanıyla, milletvekilleriyle hep sıkı fıkı olacaksınız. Talimat böyle. Siyasilerle. Tabii resmi makamlara katiyen böyle problemimiz olmayacak. Yani bu yapılar hep siyasetinde içinde Alman siyasetine de Şimdi müdahalede. Almanya'yı ben iyi biliyorum. Ben Almanya'da Kristina kaldım. Şirketim var bilmem 35 yıldır. İşte üniversite okudum. Peyzaj mimarı oldum. Almanya içinde kaldım. Almanları iyi bilen birisiyim. Alman Cumhurbaşkanı bildiğimiz bizim Tayyip Erdoğan gibi değil. Bunlar her yere giderler. Bunlar kanar diyelim Türkçe. Affedersin yani. Şimdi bu baktı İslam Kültür Merkezi'ni işte 1972'de kurulmuş işte 50 yıl falan olmuş gibisine. Bunları bunu kullandılar. Bunlar şimdi böyle diyorlar ki biz diyorlar yani yine belki suç var mı bilmiyorum. Tayyip Erdoğan'ı biz sevmiyoruz diyorlar bunlar. Karşıyız diyorlar. Oy vermedik diyorlar. Bizim son Yani Cumhurbaşkanı Süleymancılar hep Tayyip Erdoğan'a karşı hiç konumlanıyorlar. oy vermediler. Hiç oy Hiç vermediler. vermedi. Oldu oldu. Hatta Niye bize Tayyip Erdoğan'la problemleri ne? problemler Dertleri ne? şu 2002'de Tayyip Erdoğan partiyi kurduğu günü bize talimat geldi. Ahmet Deniz Olgun bununla böyle takışmış. Destek vermiyoruz. Tayyip Erdoğan'a 2 ay sonra askerler asacak dediler bize. Toplandılar 2 ay sonra. 2002'de daha. Evet, hep anti propaganda yapıyorlar. Halen daha 20 yıl oldu da hala asacaklar. Kesinlikle oy vermeyeceksin. Neden vermeyeceğiz abi sorduğunuz zaman abimiz öyle istiyor. Evet, tamam. Böyle. Bu Orada böyle. Burası tavır öyle. bu. Peki şimdi Alman Cumhurbaşkanı ya bu tabii son söylediğiniz çok önemli çünkü Süleymancılar AK Parti'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok açık tavır Tabii. almasına rağmen Evet. AK Parti içerisinde Evet. onlarla birlikte yürüyen isimlerin olduğunu biliyoruz. Evet. Yani siz az önce Diyanet'in içinde de etkili Evet. olduklarını bazı bilgiler aktararak söylediniz. Bu da AK Parti'nin üzerinde düşünmesi gerekiyor. Yani böyle bir yapı olur mu? Bir yandan hem size talimatlar geliyor Cumhurbaşkanı Evet. Erdoğan'a karşıyız diye ama Evet. bu yapının içinde de böyle bir merkez var. Çok geç Şimdi kaldılar. Geç bile kaldılar. geç kaldılar Çok tabii. geç kaldılar. Şimdi burada Alman Cumhurbaşkanı diyor ki burası dayanışma merkezi diyor. Süleymancıların Evet. merkezini övüyor. İslam'ın ikinci vatanının Almanya olduğunu iddia ediyor. Alman Cumhurbaşkanı'nın cümlelerini Evet, okuyorum şu evet. anda. Müslüman kültürünü yaşatan merkezler Evet. diyor. Burası iç huzura erişiyor burada Müslümanlar Evet. diyor. Tilavetleri övüyor. Sonra da din güç kaynağıdır. Dinlerin gücünü uyum içinde kullanmak üzere elimizden gelen her şeyi yapmalıyız diyor. Küpürü koyabiliriz. Bu yazının bir de küpürünü vermiştim Anıl size. İslam Kültür Merkezleri Birliği'ni bir defa Alman Cumhurbaşkanı bu merkezi neden ziyaret etti? Bu mesajları neden verdi? Bir bunu yorumlamanızı rica edeceğim. Madem Cumhurbaşkanı böyle bizi övüyor, o zaman İslam dinini Almanya'da resmi din olarak kabul etsin. Madem bu kadar güzelse Evet. şeyler. Ama bunu övmesinin bir sebebi de milli görüş ve o dönem DİTİP'ten uzak durun. Anlıyorum, anlıyorum. Süleymancıların yerine gelin Oraya demiş geleceğim, oluyor. 5 anlıyorum. milyon Türkiye ona o mesajı Tabii veriyor. tabii. Zaten milli görüş mimli. Milli görüşe üye olanları bile Alman vatandaşları almadılar Almanlar. Kaydı çıktı oradan. O Vatandaşlar şey mi? Milli görüşle problemin sebebi ne? terörle işbirliğiymiş. Terörle işbirliği Terörle diyorlar. işbirliğiymiş. Çok şeymiş yani. Yani Fanatik Müslümanmış onlar. fanatik Müslüman Gerekçe. O diyorsunuz. yıllarda beri bilinen bir şey zaten o. Milli görüş bizim Erbakan, Necmettin Erbakan hocanın Evet. Kurmuş oldu. kurmuş olduğu geleneği söylüyorsunuz. Onlar Evet. tabii milli konularda, vatan Türkiye'nin çıkarlarını ilgilendiren konularda hep milli tutum aldıkları için Alman devleti onlara tavır Tabii. gösteriyor. Elbet, elbet, Evet. Ama elbet. Süleymancıların merkezini ziyaret ediyor. Elbet. Burada bu Frank Walter Steinmeier'in ziyaretinin sebebi de şu. Yani ben tecrübe olarak söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın bundan birkaç yıl önce işte Almanlara siz Hitler'siniz mevzu Hitler'sizsiniz diye bir mevzu etti ya onlara Evet. bir. Onu Almanlar hazmedemediler. Üstüne durdular yani. O halen daha bu unutulmadı bu. Bunları unutmadılar onu. O mevzu unutulmadı. Çünkü ondan dolayı bu DİTİB'i bunlar Tayyip Erdoğan'ın şeyi olarak görüyorlar. Merkezi olarak görüyorlar. Yani sağ Kampüs. kolu diyorlar, sağ Bu kolu. Köln'deki dev külliye inşaatı için nasıl kolaylıklar sağlanıyor bu kadar?
Onu evet. Yani Köln, yani bir Almanya'nın merkezinde Alman devleti böyle kolay kolay bir dini yapıya bu kadar kolay mı Almanya'da bu izinleri almak? Şimdi bunu Alman devleti ilgisi yok aslında bunların. Bunu oranın yerel belediye başkanı 16 bin metrekare yer verdi. Bunu buraya yapın dedi. Almanlar bunu şunu istiyorlar. Başkası olsa veri Almanlar. Onlar diyorlar ki böyle bir yapı Almanya için iyi bir şey. Uyumlu hale getiriyor bizi. Yok, uyum bir tarafa, uyumu düşünmüyor Alman. Uyum başka konu. Yani birkaç kişi bir araya gelmiş, böyle bir külliye yapmış. Hiç bir şey yapmamaktansa, kişiler uyumaktansa diyor, böyle bir külliye ki Almanya'nın çıkarına diyor. Yani şurcu bucu bakmıyor adam aslında. Böyle bir külliye olursa bizim şehrimizin unvanı yükselir diyor. Anladım. Bu yerel yönetimin tasarrufu. Tabii bu şeyle ilgisi yok. Yerel yönetim, belediye başkanı diyor ki bunu yapın diyor, hatta yardımcı oluyor. Ama oraya bitmiş değil. Oraya biteceğine sanatmıyorum ben. Bak öyle onu. Mi? Hayır hayır, o para. Şu anda inşaat halinde. Ama daha yeni başladılar. Bir şey yok daha. Para yok. Öyle mi? Bak, Alman gazetesine çıktı. Alman gazetesi defalarca dediler ki böyle bu para nereden geliyor o falan. O 2016'dan sonra para kaynakları azaldığı için tabii, diyorsunuz. Tabii. Anladım. Peki. Şimdi son 10 dakikamız kaldı. Hatta daha az zamanımız kaldı maalesef. Çok sorumuz da vardı. Şimdi bir araya hangilerini koysak. Şimdi kampanyayı söylediniz. Maddi gelirleriyle ilgili başka aktaracağınız bir şeyi, hak defterine giren maddi kaynakları soruyorum. Bak defterine değil. Evet. Hak